Merhaba arkadaşlar. TYT ve sınıf öğretmenliği ÖABT içeriğiyle 5 seçme soru serimize 5.'siyle devam ediyoruz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyorum arkadaşlar ki bu serinin devam etmesini isteyenler yine videonun altına yorum yapsın ki artı koyabilir, devam diyebilir, yine görüşlerini bildirebilir. Bundan sonraki videoları da ona göre devam ettiririz. Evet, birinci sorumuzda aynı ölçeklerle çizilen bir Avrupa haritasından birinde yer şekilleri gösterilirken diğerinde ülke sınırları gösterilmiştir. Bu durum bu iki haritanın aşağıdakilerden hangisi bakımından farklı olmasıyla açıklanır? Ki farklı özellikleri taşıyor bu haritalar. Biri yer şekilleri fiziki, biri ülke sınırlarını gösteren siyasi bir harita. Bunların kullanım amacı bakımından farklılık taşıdığını söyleyebiliriz. Ki bir harita çizilirken ilk başta belirlenmesi gereken de zaten başlık, yani kullanım amacını ifade etmekte. İşte Avrupa fiziki haritası ya da Avrupa siyasi haritası gibi özellik olarak. O yüzden burada doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Projeksiyonda biliyorsunuz ki konik, silindirik, düzlem şeklinde ayrılıyordu. Böyle bir ifade söz konusu değil. Ayrıntıyı gösterme gücü ölçeğe göre değişiyordu. Yine çizildiği kağıdın büyüklüğü ölçeği değiştirebilir. Bozulma oranı dediğimizde, ki dünyanın şekli, yer şekillerine bağlı olarak bozulmalar değişebiliyordu. Ama tabii ki burada farklı iki haritadan bahsedildiği için A şıkkının doğru cevap olduğunu söyledik. İkinci sorumuzda bir bölgenin geç ısınıp geç soğuduğu bilindiğine göre bu bölgenin aşağıda verilen coğrafi özelliklerinden hangisine kesinlikle sahip olduğu söylenebilir? Kesinlikle diyor arkadaşlar. Şimdi ekvatora yakın olabilir ama olmayabilir de. Nasıl olmayabilir? Çünkü ılıman okyanusal iklimin olduğu alanlarda da ya da denizel etkinin, yağışın fazla olduğu alanlarda da yine geç ısınıp geç soğuma özelliği karşımıza çıkmakta. Bunun yanında bitki örtüsü makidir diyor ki Akdeniz iklimi olduğunu kesinlikle kanıtlamak mümkün değil. Ama nemin fazla olduğu alanlarda biz özellikle nemin dengeleyici özelliğinden dolayı ne aşırı ısınma ne aşırı soğuma olduğunu dikkate almıyoruz. O yüzden burada bir denge var. Yani aşırı soğuma ve aşırı ısınmanın söz konusu olmama durumu yine nemin fazla olmasıyla alakalıdır. Kesinlikle dediği için C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Tekrarlayalım. Ekvatora yakın bir yer mi? Evet, olabilir. Ama özellikle bu geç ısınma ve geç soğumanın olduğu tek yer ekvator değil arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyledik. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki haritada taralı olarak gösterilen kıyı şeritlerinde oldukça yüksek falezler oluşmuştur. Falez kıyıda oluşmuş diklikler, uçurumlar ve bunun özellikle oluşması için arkadaşlar dağların hemen kıyıdan başlaması ve kıyıya paralel bir şekilde uzanması gerekiyor. Çünkü o dağların kıyıya paralel uzanıp hemen kıyıdan başlaması sonucu dalgalar o dağın alt kısmını aşındırıyor. Ve üst kısım çökerek ya da düşerek diklikleri oluşturuyor. O yüzden bu alanlarda dağların uzanış doğrultusu ve başlangıç yeri oldukça önemlidir. Ve falezlerin oluşumunda da bu en önemli faktörümüz olmaktadır. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki bölgelerden hangilerinin sınırları birbiriyle daha fazla uyumluluk gösterir? Petrol bölgesi, turizm bölgesi demiş ki böyle bir uyumluluk çok fazla olmaz arkadaşlar. İşte petrol çıkan yere turizm gelişmiş midir kısmı dikkate alınırsa. Sanayi bölgesi, yoğun nüfuslu bölge ki baktığımızda sanayi bölgesiyle yoğun nüfuslu bölgeler birbiriyle örtüşebilir. Çünkü sanayi olunca iş imkanları fazla oluyor. İnsanlar orayı tercih edebiliyor. Ormancılık bölgesi siyasi bölge olmaz ki ormanlar genellikle yağışın fazla olduğu ya da nemli alanlarda, kurak yerlerde mesela orman çok fazla olmuyor. O yüzden bir uyumluluk, hani çok fazla gördüğümüz bir durumda olmaz. İklim bölgesi, tarım bölgesi ki tabii ki her iklimin farklı tarım bölgesi var arkadaşlar. Hani bu da dursun. Kültür bölgesi, dağlık alan ki dağlık alanla kültürün zaten baktığımızda hani direkt uyum sağladığını söyleyemeyiz. Çünkü her dağlık alanda işte aynı kültür mü var? Bunu özellikle söyleyemiyoruz. İklim bölgesi, tarım bölgesi, sanayi bölgesi, yoğun nüfuslu bölge, bu ikisi arasında bir ayrım yapılırsa daha fazla uyumluk gösterecek arkadaşlar B şıkkıdır. Tabii ki iklim bölgesi, tarım bölgesi bu şekillendirici bir etkisi olacaktır. Ama bazı bitkilerin ya da bazı tarım ürünlerinde biliyorsunuz ki müdahaleyle, hani orada doğal koşullar dışında da yetiştirilme durumu söz konusu oluyor. O yüzden burada doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Evet, sıradaki sorumuzda aşağıda verilen haritada yeryüzüne deprem, sel ve kuraklığın doğal afet olarak yaşandığı bölgeler gösterilmiş.
Buna göre bu doğal afetler aşağıdakilerin hangisi doğru eşleştirilmiştir? Birinin olduğu yer Büyük Sahra ki kuraklıkla karşımıza çıkıyor. İkinin olduğu yer Hindistan, Çin gibi Muson Asyası'nın olduğu alanlar, sel ve taşkınlar önemli oluyor. Üçün olduğu yer özellikle depremlerin yoğun olduğu Japonya çevresi olarak verilmiş arkadaşlar. O yüzden kuraklık, sel ve depremin bu alanlarda öne çıktığını söyleyebiliriz. B şıkkı doğru cevabımız oldu. Evet arkadaşlar, bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. Yorum ve görüşleriniz bizim için değerlidir. Size iyi çalışmalar diliyorum.